Efendim usta tarifler olarak herkese merhabalar. Bugün sizlere evlerimizde pratik ve lezzetli domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır bunun tarifini vereceğiz. Umarım sizler de yaptığınız zaman tam kıvamında tam ayarında bir pilava sahip olacaksınız. Arkadaşlar ilk başta tenceremizin içerisine bir çay bardağı ayçiçek yağı kattıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı biber salçası ilave edip bunu kavurmamız lazım. Eğer biber salçamız yoksa da 2 yemek kaşığı domates salçası ilave edip güzel bir şekilde kavurduktan sonra ölçü olarak 3 su bardağı bulguru ilave edeceğiz. 3 su bardağından biz pilav yapıyoruz arkadaşlar. Katmış olduğumuz bulguru güzel bir şekilde önlü arkalı olacak şekilde kavuruyoruz. Kavurma işlemi bittikten sonra damak tadınıza göre tuzumuzu ilave edebiliriz arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Kavrulan Bulgurumuzun üzerine daha önceden rendelenmiş veya mikserden çekilmiş bir su bardağı domatesimizi ilave ettikten sonra Bir iki sefer karıştırdıktan sonra üzerine daha önceden kaynatmış olduğumuz sıcak suyumuzu ilave edeceğiz Sıcak su olaraktan bizler 6 su bardağı sıcak su ilave ettik arkadaşlar Yani 3 su bardağı bulgur pilavına 6 ile 6,5 su bardağı su ilave ediyoruz bunu kontrollü bir şekilde döktüğümüz zaman kaynamaya bırakıyoruz yavaş yavaş. Ölçü tam kıvamında geliyor arkadaşlar. Fazla su ilave etmenize gerek yok. Suyumuzu tamamen kattıktan sonra altını açık bırakıp kaynamasını bekliyoruz. Hafiften kaynama moduna geldikten sonra tahta kaşığımızdan bir iki tur karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp İyice kaynamasını sağlıyoruz. Şöyle 2-3 dakika boyunca kaynadıktan sonra tekrardan bir karıştırma ihtiyacı duyacaktır. Çünkü bunun dibi pirinç pilavı gibi değil. Hemen tutma özelliğine sahip olabilir. Hafiften karıştırdıktan sonra bu sefer altını kısacağız. Şöyle 10 dakika boyunca kısık ateşte piştikten sonra hafiften sulu olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bu domatesli pilav hafiften sulu olması güzel olur. İyice suyunu çektikten sonra 10 dakika 10 yeterli oluyor arkadaşlar. Suyunu çektikten sonra pilavımız hazır. Şimdiden yapanlar eline sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Pilavımızın altını kapattıktan sonra demlenmesi için 10 ile 15 dakika boyunca kapağını açmadan demlenmesini sağlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız.